Evet, ders kaydınızı başlattım arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşacağım. Sessiz olursanız şu konuyu konuşalım. Kesme süresini hesaplayabiliyorduk. Değil mi? Nasıl hesaplıyorduk? Şurada ben yazayım hemen. Birlikte kesme süresini şöyle hesaplıyorduk. T kesme diyelim. T kesme süresini şöyle hesaplıyoruz. Birincisi şunu yapıyorduk. 1 bölü çalışma frekansı FC diyorduk. Sonra bunu neyle çarpıyorduk? Çarpı şu kodun üzerinde gelen şuradaki bölme oranı 256 ile çarpıyoruz. Burası 128 ise 128 gelecek. En büyük ya da en uzun periyot zamanını istediğimiz için 256 geldi. Sonra aslında bir saniyeye sessiz olun arkadaşlar. Bir saniyeye yaklaştırmak için kitabınızda diyor ki 60. adımdan başlarsa 60'tan 256'ya koşması 196 adım sürer. Bunu hesapladığınızda ne geliyordu arkadaşlar? Geçen hafta bunu hesaplamıştık. 1 bölü F çalışma frekansı neydi? Çalışma frekansını nasıl buluyorduk? Efendim? Evet, 5 MHz. 1 bölü 5 milyon yapar bu. Eşittir. İşte 0 nokta kaç tane basamağımız var burada? 2, 4, 6. 2 üzeri eksi 6 geliyor. Peki bunu 256 ile çarparsak çarpı 256 eşittir çarpı 196 yapıyorduk. Yaklaşık bize ne veriyordu? Şu sonucu veriyordu. 0.01 saniye burası. Bunu biz 1 Hz ya da 5 Hz'e nasıl götürüyorduk? Aslında kodun içerisinde şuradaki tekrar sayısı değil mi? Şuradaki kesmenin tekrar süresinden aslında şuradan şuraya olan kesme süresi, yani bunun bir kez şu süslü parantezleri gitme süresi ne kadarmış? 0.01 saniyeymiş. 20 kez tekrar ederse bunu 20 tekrar sonrası ne olacaktır bu? Bununla çarpı 20 yapmam lazım. O da eşittir. Yaklaşık olarak 0.2 saniye yapıyor değil mi? Çarpalım buradan. Çarpı 20 eşittir. Sonucu doğrudan kopyala yapıştır yapayım. Ctrl C, Ctrl V. Bu da kaç hertz yapar? Frekansını bulmak istesem bunun. Frekans. Bu periyodu bakın, yani şunu soruyoruz. Burası eğer 10, burası 20 olursa efendim T eşittir 1 bölü F ise F ne eşittir? Bakın burada frekansını şu neyle bulabiliyorduk? Counter'la. Bunu da frekans ölçücüye dönüştürüyorduk. Çift dokunup burada frekans metreye dönüştürüyorduk. Evet, 5 Hz'lik bir sinyal yapıyor. Yani 0.2, 1 bölü 0.2 5 Hz yapıyordu. Şurada bunu bulmak istesek, maalesef ki burası düzgün çalışmıyor. Niye bilmiyorum ama. Yani bir karenin burada süresini bulup onu şuradaki karelerden hesaplayıp periyodunu, periyodundan da frekansını. Ama şimdi osiloskoplar otomatik ne yapıyor? İşte buradaki otomatiğe dokunduğunuzda alt tarafta şurada frekans ve genlik bilgisini size hesaplayıp söylüyor. İşte osiloskoplar daha akıllı. Şimdi 5 Hz, yani eski osiloskoplara göre daha akıllı hale geldi. 5 Hz'lik sinyal. Bunu 1 Hz'lik sinyal yapmak istesem ne yapabiliyordum? Ne yapmamı önerirsiniz? 5'e böleriz. Neyi 5'e böleriz?
Ama benim elimde frekans bölme işlemi için şey yok. Bunu iyi değiştiriyorum. Evet, iyi değiştiriyorduk. Yani 50 yapmış sanırım. tam niye 50 yapmıştık? 50 yaparsak ne olur? Şurası 50 kez tekrar ederse 5 katına çıkarmış oluruz değil mi periyodu? O da 1 Hz'lik sinyal verir. Bakın bunu tekrar çalıştıralım. Donanım üzerinde yükleyelim. Bu geçen haftanın dersiydi. Bakın 1 Hz'lik sinyal. Peki ben 10 Hz'lik sinyal elde etmek isteseydim? 500 yapıyorum. Efendim? 500. Neyi 500? İyi. İyi 500 yapayım. Ben Efendim? bir iki. Tamam deneyelim. 500 diyen kimdi? Görelim arkadaşı. İsmin ne? Neresin 500 yapayım? İki tane iyi var. İkisini de 500 yapayım. Alttakini 500, yukarıdaki. Tamam, o zaman frekans ne olacak? Evet, söyle. Ne istiyorduk? Yani ne yapmamızı gerektiriyordu? 10 yapmak istiyorduk. Bakalım ne olmuş frekans? Ben de merak ediyorum. Durduralım, yükleyelim. Yanlış yer mi yükledik? Yok, sıfır değil. Şöyle biraz hesaplama yöntemi var mı? Yok, bunu açmıyor. Nedir bu donanımdan çektiğimiz? Şurayı silelim. Böyle çalıştıralım bakalım ne oluyor. Şu kanalları kapatsak. Bunu kapatalım, bunu kapatalım, bunu kapatalım. Şöyle bir sinyal veriyor. Bir periyot yakalayamıyorum ama. Şurası genliği. Genliği kaç voltmuş bunun? Genliği kaç voltmuş sizce? Evet. Okuyamıyorsunuz. Ha, öyle söyleyeyim. Ben size değerleri okunacak hale getireyim. Ama şurada hata var hala ya. Yani şu donanım niye böyle yapıyor bilmiyorum ama bir saniye yes diyelim. Bunu kaydedelim. Şunu kapatalım. Bu timer sıfır kesmesi, timer sıfır kesmesi. Şunu bir açalım. Birisinde osiloskop düzgün çalışıyordu. Şunu yükleyelim. Kod neredeymiş? 21, 22, 2'deymiş. 21, 21, 22, 2'de. Yani doğru yerdeyiz. Açalım. Çalıştıralım. Osiloskopu da açalım. Yok, burada da hata veriyor. Periyodunu değiştiriyoruz ama sinyali oluşturmuyor. Yani 1 Hz'den daha düşük. Çünkü buradaki bakın frekans sayıcı aşağıya düşüyor. Bu skopun üzerine istediğim kadar sinyali alamıyorum. Yani istediğimiz bu değildi. Ben kaç hertz istiyordum? Tamam, 1'e 2 yapalım. Bakalım 1'e 2'de ne olacak? 1'e 2'nin kaç yapacağını kim söyleyecek? Ya da söyleyebilir.
5 mi? 1'e 2 yaparsam 5 derken 5 hertz mi? Frekansını söylüyorsun. Tamam, bakalım kaç hertz çıkıyor. Evet, kaç hertz çıktı? Buradaki şey de çalışıyor. İlginçtir. Şu anda bakın şuradaki her bir karenin 5 milisaniye olduğunu söylüyor. Bunu biraz çizgide hareket ettirebiliyor muyum? Evet, ettirebiliyorum. Kaç kare bir periyot? Sizin için ekranda büyüteyim. Bakın şöyleymiş. Beş milisaniyeymiş bir kare. Beş milisaniye. Burada bir, iki, üç, dört kare var. Bir periyot kaç saniye yapar? 20 milisaniye. 20 milisaniyenin frekansı ne yapar? Kesin 50 yapacak. Tam nasıl hesapladınız? Hesapladık diyorsunuz. Yani şöyle yapacak. 20 milisaniye mi çıktı sinyalin periyodu? 20 milisaniye sinyalin periyoduysa, TX sinyal periyoduysa, İşte fx ne yapacaktır buradan? Fx eşittir 1 bölü kaç yapıyor burası? 20 milisaniye. Mili kaçtı? Mili kaç? Arkadaşlar milinin değeri kaç? 10 üzeri eksi 3. Yani 10 üzeri eksi 3 yukarıya 1000 olarak çıkar. 1000 bölü 20 yapar. O da eşittir 50 hertz yapıyormuş. Güzel, ben bundan birazdan quiz yaparım size. Ben size birazdan boş kağıt getireyim. Kaç kişisiniz? Dersin sonunda quiz var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hem de klasik quiz. Burası anlaşıldı mı buraya kadar? Sorunuz var mı? Frekans hesabı. Evet, soruyorum. Frekans hesaplama. Osiloskop ekranından değer okuma, şuradaki sinyal için, işte T0 kesmesi için şu zaman hesaplarını vesaireyi anladınız mı? Geçen hafta zaten ne yapmıştık? Yapmıştık. Peki devam edelim dersimize. Şimdi bu geçen haftanın konusuydu. Timer 0 kesmesini konuşmuştuk. İlginçtir, şey çalışıyor osiloskop, ona da şaşırdım. Yani burada sinyali kaç, sinyalin frekansı yükseldiği için, herhalde frekansı yükseldiği için skopun üzerinde, ekranın üzerinde görmeye başladım. Peki, şimdiki konuya dönelim ya da bugün anlatacağımız konuya dönelim. Bunu da tartıştık aslında, şunu da tekrar etmiş olduk. Ders videosu zaten ne olacak? Birazdan sizden sonra yükleyeceğim. Şimdi timer 0'da uygulama 2 varmış. Uygulama 2 de şunu söylüyor. İşte yine bizim daha önce şuradaki kodda kullandığımız neler var? Hangi parametrelerimiz var? Bölme oranı parametremiz var. Yani sinyali parçalayabiliyoruz. Yine 8 bitlik, timer 0 8 bitlikti. Yani blok olarak 8 bitlik bir kodlama yapabiliyorduk. Burada dahili geliyordu. Değil mi? Kendi içerisindeki osilatör sinyalinden tetikleme yapıyordu ya da ondan sayma yapıyordu. Ama yeni çalışmada burada bakın söylüyor. Diyor ki harici tetik alacak diyor. Harici tetiklemeyi nereden almasını istemiş? Harici tetikleme bakın timer 0 için RA4 şurada donanımda gözüküyor. RA4 onun mikro denetleyicideki karşılığı bakın şurada RA4 gördünüz mü? Şurada ne yazıyor bakın? T0 K
Clock input diyor. Yani dışarıdan ne girişi yapabiliyormuşsunuz? T0 için kesme girişi buradan oluşturabiliyormuşsunuz. Tamam. Buradan bakın bir tane buton tasarlanmış. Şuradan da çıkış verilmiş. İşte 4 bitlik LED ekran oluşturulmuş. Buna göre de ne yapacakmış burada? İşte sayma işlemi yapacakmış. Yukarıda öyle söylüyor ya da ben öyle anladım. İşte 15 oluncaya kadar işlem yapıyormuş. Şu donanımı oluşturabiliriz. Buradaki donanımı şurada düzenleyelim. Şimdi ne yapmayacağız artık? Frekansla ilgili doğrudan işimiz yok. Biz daha önce farklı bir zaman saati oluşturmaya çalışıyorduk. Şimdi ise şunu yapacağız. Dışarıdan gelen sinyali saymaya çalışacağız. Peki bunun normal saymadan farkı ne? Yani timer 0 kesmesi kullanmanın sebebi ne burada? Geçen hafta konuşmuştuk. Bunu neydi? Yani biz herhangi bir butona sensör bağlayıp oradan sayma işlemi yapabiliyorduk. Ama o durumda neyin içerisinde bunu yapıyorduk? While true'nun içerisinde yapıyorduk. Onun yerine while true'nun içerisinde iş yükü olmadan dışarıdan donanımın yani kendi mikro denetleyicinin iç donanımını kullanarak, timer sıfır kesme donanımı kullanarak oraya bir görev veriyoruz ve böylece while true'nun içerisindeki yükü azaltıyoruz. İş kabiliyetlerini arttırıyoruz. Tamam, bunu da anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi donanımı ona göre düzenleyelim. Burada 4 tane LED çıkışı istemiş. Burayı temizliyorum. Temizledim. Hatta buraya şey de bağlayabiliriz. 74LS48 de bağlayabiliriz. İstersek yapabiliriz. 74LS48 var mı? Burada varmış. Şunu bağlayıp 7 segment display de bağlayabiliriz. Değişiklik olsun diye. Şunları ne yapıyorduk? 5 volt bağlıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Tamam, hatırladığınızı düşünüyorum. Geçen dönemden. Çünkü bu ders neydi? Geçen dönemle doğrudan ilişkiliydi. Buraya ne bağlıyorduk? 7 segment display bağlayacaktık. Elimizde hazır var mı? Burada gözükmüyor. Niyeyse almamışız. Şuradan seçelim. 7 segment yazınca çağırıyordu. 7 segment'te bir tane display'imiz vardı. Toprak vesaire bağlamadan da ne yapabiliyorduk? Kullanabiliyorduk. Onu bulayım. Evet, şu. 7 segment display kendi üzerinden bağlantısı var. Onu da şuraya bağlıyorum doğrudan karşılıklı. Burası A LED'ine, burası B LED'ine, C, D, E, F ve G LED'ine karşılık geliyor. Burada bir çıkış oluşturdum. Buton nerede bağlıydı? Unuttunuz mu? RA4'te yani T0 yazan yerde. Yani şu butonu kullanabilirim. Yukarıdakinin bağlantısını sökeyim. Bu böyle kenarda kalsın. Şunun üzerinden çalışacağım. Yoklamaya imza at. Yoklama bir yerde nerede olduğunu bilmiyorum. Yoklamayı arkadaşlar aranızda dolaşsın. Yeni gelenlere de verin. Buraya kadar var mı sorunuz? Burası anlaşıldı herhalde. İşte buton tasarladık. Buraya bir tane çıkış verdik. 4 bitlik sayma işlemini bu otomatik yapar. 74LS48 üzerinden. Ya da ne yapabilirdik? Binary sayma işlemi görebilirdik. İsterseniz ona da dönüştürebiliriz istiyorsanız. Şimdi şeye de geri dönelim. Kodu nasıl yazacağımıza göre geri dönelim. Buradaki yani şu geçen haftaki çalışmaydı zaten derste yaptığımız. Bunu bugünkü ders notuna paylaşmadım. Buraya arkadaşlar yine Project Wizard'a dokunuyoruz.
Bize ne açıyor? İşte yeni seçeneklerle proje oluşturmamıza imkan veriyor. Şimdi yapmamız gereken, bakın, ders notlarınızda işte bugünkü çalıştığımız bu timer sıfır kesmesi uygulaması 10.2.6. Bu uygulama üzerinde arkadaşlar, bakın işte kodda şunları yapın diyor. Ama şuraya baktığımızda bakın düşen kenar tetikleme var ve time division'ı 2 olmuş. Ben şu iki tanesini Project Wizard'tan düzenleyip taslak kodun içerisinde çağırabilirim yazmak yerine. Sonra aradaki ayrıntıları kendim doldururum yine. Şunları mesela elle yazacağım. İşte şunlar otomatik gelecek. While true'nun içerisi boş. Şu bloktakilerin hiçbirini yazmayacağım. Şuradaki timer sıfır kesmesinin içerisindeki fonksiyonu yazacağım bir de. Burası anlaşıldı mı blok? Neyse, ben birazdan quiz yapınca bunu ölçeriz. Bakalım ne kadar anlaşılmış. Quiz'in konusu da size bir 10 dakika verip quiz konusunun ne olacağını söyleyeceğim. Ondan sonra da çalışırsınız, quiz'i yaparız. Var mı sorunuz? Tamam, buradan timer'ı ne yapıyorduk? Şuradan seçiyorduk. Buradan aktive ediyorduk. Kodda ne diyordu örnek kodda? Bakın, internal seçeneği var timer 0 için. External var. External var. Buradakinde ne yazıyordu? External 5'ten 0'a düşen. Tamam, 5'ten 0'a düşeni seçtim. Bana gösterdiği kodu da bakın şuradan görebiliyorum. Bunu seçtim. Bu cepte hazır. Bir tane daha ayarlama yapıyordum. O neredeydi? Hangi seçenekteydi, hatırladınız mı? Şurada interrupt'larda bakın timer 0 kesmesi en alttakini seçiyordunuz. Timer 0 fonksiyonunu yukarıda açıyordu. Timer 0 fonksiyonu nasıl çalışacağını aşağıdaki main kodun içerisine giden parçada, iki parçada ne oldu artık? Aktive oldu. Projeyi oluşturmasını söyledim. Bakın buraya açtı. Timer 0 fonksiyonu burada. Tamam. Timer 0 fonksiyonu nasıl çalışacağı burada söylenmiş. Bakın time division'ı 1 verilmiş. Bunu ben yine ayarlayacağım. 1, 2, 3 artık hangisi ise. 2'nin katları şeklinde. 3 olmuyor. 8 bitlik. Tetiklemesi de söylenmiş. Fonksiyonu da burada verilmiş. Ve aktive de edilmiş. Yani aktivasyonu yapılmış. While true'un içerisinde boş. Buraya kadar taslak kod hazır. Güzel. Şimdi gidip neler yazdığına bakalım. Bir tane sayı değişkeni oluşturmuş. Çalışma frekansı 4 MHz. Ben çalışma frekansını 20 MHz'de tutuyorum. Osilatör frekansını 20 MHz'de tutuyorum. Çalışma frekansı ne olacak? 5 MHz olacak. Bu hızlı port yönlendirmeleri var. Bunları yazmıyorum. Hata veriyor genelde. Aşağıda bir şey unuttuğunuzda şunlar hataya sebep oluyor. Bir tane değişken açılmış. Sayı değişkeni. 8 bitlik ve içerisine 0 yazılmış. Tamam, bunu açalım yukarıda. 8 bitlik bir sayı değişkeni açılıp içerisine 0 ataması yapılmış. Bunu yazdık. Şurada bakın timer 0 fonksiyonun içerisi artık. Burada ne diyor? Set timer 0254. Bu ne demekti? Daha önce kullanmıştık bu komutu. Evet, kim söyleyecek? Söyle. Oradan bir ses geliyor. 254'ten başlayacak. Evet, 254'ten başlayacak. Yani bir adım gidecek. Tamam, yazalım bunu da. Timer fonksiyonun içerisinde set timer Timer 0, 254. Timer 0'ı 254'ten başlat dedik. Sonraki adım 255 ve bitirecek kendini. Bunu yazdık. Sonra burada ne diyor? Sayıyı bir arttır.
Yani döngüde her buradan geldiğinde bir arttır. Tamam, arttırdık sayı değişkenini. İngilizce karakterle yazıyoruz. Sonra burada ne demiş? Sayı değişkeni neyse B portuna gönder. Tamam, gönderelim. Output B portu sayı değişkeni gitsin. İçerisinde ne varsa. Zaten integer tam sayı olarak açmıştık. Burada bir sorgu var. Ne diyor sorgu? Sayı değeri 15 olunca sıfırla. Tamam, onu da yazalım. Sayı değeri 15 olursa, yani 15'e ulaşırsa sayı değerini sıfırla. Süslü parantezleri içerisinde yazabiliriz. Sayı eşittir sıfır olsun. Bu işlemi yerine getirsin. Tamam. Burası tamamlandı. Bakıyoruz, evet. Timer sıfır kesmesi artık aktif. Yani onun içerisindeki kodu yazdık. Yani aktif derken orayla işimiz bitti. Burada bir şey yazıyor. Bakın şuraları yazmadım. Sonra şurayı yazacağım ama ne diyor? SetTrace A demiş. Tam olarak ne diyor? Main fonksiyonun içerisinde setTrace, quiz yapacağım deyince mi böyle sessizleştiniz? SetTrace A yazıyor. Burada bana yardım edin. Ben anlamadım onu. 0x 01 mi? 10 mıydı? 10'mış. Bu ne anlama geliyor? Şurası. Evet, doğru. Zaten burada da yazıyor. En azından biriniz okuyup öyle olduğunu söyledi. Burası ne? B portunun tamamı çıkış olsun. Teşekkür ederim. SetTrace B 0x 00. Yani tamamı çıkış olsun. Şurasını nasıl yorumlandığını biliyorsunuz değil mi? Binary olarak bunu ifade edersek söyleyin karşılığını. Binary karşılığını istiyorum. 1-0'ın hex, bu hex kodu. Binary karşılığını kim söyleyecek? 1-2-3-4. 1-2-3-4. Böyle olduğunu söylüyor bir arkadaşınız. Kim doğrusunu söyleyecek? Böyle değil. 0-0-0-1-0-0-0-0. Doğru. Kim bu arkadaş? Tamam, quiz kağıdı dağıtacağım ya, üzerine artı 10 yaz. Tükenmez kalemle. Tamam, bunu da yazdık. Sonra B portunun içerisinde portta kalan bir bilgi varsa hepsini sıfırla anlamında portun tümünün çıkışını sıfır yap diyor. Çok küçük bir zaman aralığında bunu yaptığı için zaten ne olmayacak görmeyeceğiz bile. Açı kapa gibi bir şey yapacak. Yani bizim açımızdan. Burası zaten bakın şey diyor. 5'ten 1'e düştüğünde time division'ı kaç vermiş? 2 vermiş. Tamam, time division'ı 2 yazıyoruz. Parametreye 2 yazdık. RTCC 8 bit olarak düzenledik. Arada fark varmış. Wizard'da böyle çıktı. Şurayı hiç ellemiyoruz. Silerseniz de çalışır. Silmiyorsanız da durur. Herhangi bir sorunu yok. Burada yine bakın ne var? Set timer 0 254 vermiş. Aynı neredeki gibi void main'in kesmesi içerisinde olduğu gibi, ana fonksiyonu içerisinde olduğu gibi şuradakini oraya da yazmamızı istiyor. Yani olmazsa hata veriyor. İkisinden birisi olmazsa hata veriyordu ama deneyip görmek lazım. Burada enable komutlarının üzerinde onu da yazdık. Şey bitti sanıyorum. Program bitti artık. Başka bir şey yok burada. Peki compile edelim bakalım hata var mı? Hata vermedi. En azından yazılım hatası yok. Yani syntax hatası deniyor. Mantık hatası varsa onu nerede görebiliriz? Donanım üzerinde çalıştırırken görürüz değil mi? Yani şurada
yani yazım hatası deniyor ona, sinteks hatası, kodlama hatası, virgülü noktası, değişkenlerin düzgün yerde kullanılması, değişkenlerin içerisinde doğru atamaların yapılması vesaire, hepsi düzgün. Onun için hatasız derledi. Buraya çağıralım bakalım ne olacak. Yani şu anda böyle duruyor. Çalıştırdık. Bizden ne istiyor? İşte şeye, butonla ne yapabileceğimize bakmamızı istiyor. Butonu, evet, butona dokunup geri çekelim. 2, 3, 4. Evet, 4 kez butonu ben tıkladığımda şurada bakın bir sayısı, yani şurası 0, 0, 0, 1 oldu. Binary karşılığı olarak da seven segment display'de bir sayısını yazdım. 4 kez tıkladım değil mi? Bir daha deneyelim. 1, 2, 3, 4. Evet, 4 kez tıklayınca 2 oldu. Benim her 4 kesmeme karşılık bir tane çıkış üretti. Acaba neden? Soru işareti bu. Önce soru işareti, sonra cevabı bulalım. Bakın şurada 254'ten saymaya başlıyor. 255 ve kesme üretmesi için 0 olması lazım. 2 adım. 2 adımda time division'dan geliyor. Her 4 adımda bir, şurası her 4 adımda bir tane sayma işlemini arttırıyor. Şu say işlemini bir kez çalıştırıyor. Yani şurada 2 adım bundan dolayı atıyor. 2 adım da time division'dan dolayı. Sadece 1 adım atmasını istesek, yani benim her butona bastığımda değişmesini istesem, buraya 1, buraya da 255 yaparsam 1 çarpı 1 olacak. Önceki 2 çarpı 2 idi, 4 adım yapıyordu. Şu anda bakın 1 adım burada var, 1 adım burada var. 1 çarpı 1 oldu. Tekrar çalıştıralım bunu. Hex kodunu yükleyip şimdi buraya bir kez dokunuyoruz. Bıraktık. Evet, ilkinde 1, 2, ilki için boş geçti. 3, bakın bir kez dokunuyorum.